Bugün arkadaşımızın çorbası daha lezzetli olsun isterdim ama hiç lezzetini bulamadım. Mercimekleri kum tanesi gibi ağızda geliyor. Patatesi ve havuçları iriydi. Bunun görseli görünümü çok da hoş değildi. Akışkan bir tadı kıvamı yoktu. Bu sebepten dolayı çorbayı beğenmedim. Ara sıcağında krepler içerisinde masada da belirttiğim gibi içerisinde kapya biberin, yeşil biberin ve görselin yanında da bir garnitür olsun isterdim. Genel anlamda bakacak olursak krebinin iç malzemesini kuru buldum. Kaşık salatasının içerisinde maydanoz aradım, bir yeşil soğan aradım, bir renk aradım ama maalesef normal standart söğüş salatasının yağlanmış, küçük doğranmış tadında geldi bana. Nevşehir tavasında masada da belirttiğim gibi küçük küçük yağları görsel olarak hiç hoşuma gitmedi ama eti güzel pişmişti, baharatı, tuzu yerindeydi. Pilavında çok dibinde yağ buldum, çok fazla pişmemiş, tuzsuz bir tat vardı. Sütlaçın akışkanı çok güzeldi, tadı çok güzeldi, şekeri, kıvamı, her şey yerindeydi. Emrecan Bey amacı neyi bilmiyorum ama sanırım o da oynamaya geldi. Yarın benim günüm, Tümer Bey de beni mutfaktan kovdu, bunu ona kendisine yaşattığını yaşatacağım. Kendisine beni kovuyor olması hiç yakıştıramadığım bir beyefendiye yakıştıramadığım bir hareket oldu. Bu sebepten dolayı Tümer Bey benden korksun, bundan sonra onun üzerine çok fazla gideceğim. Kendisine yaptığını kendisine yaşatmak istiyorum. Tümer Bey bana rakip olamaz, Emrecan Bey kendisini baskın karakterle kalkıp üstünlük taslıyor ama onun da ben otomatikmen eledim. Fatma Hanım zaten kendisince kendi rengini de belli etti. Çok fazla bilgiye de sahip olduğunu da zannetmiyorum. Neslihan Hanım var, o beni biraz düşündürüyor. Bugün Tümer Bey'in masasında sütlacını ve ana yemekte etini beğendim. Bundan dolayı kendisine vereceğim puan 2. Önce çorbayla başlamak istiyorum. Mercimek çorbası. Bir kere hani böyle bir sofra için mercimek çorbası uygun bir tercih değildi. Ara sıcak olarak mantarlı ve tavuklu krep yedik. Ancak o da fırında üzerine döktüğü peynir çok fazla kurumuştu. Krep biraz kuruydu. Tabak sunum açısından da çok göze hitap etmemişti. Yani tek başına bir krep geldi önümüze. Menüyü okurken karışık salata diye okumuştum ama kaşık salataymış. Tabağımda çok fazla salata vardı. Dolayısıyla salatanın sosu evet iyi ama kendisi olmamıştı. Ana yemek olarak Nevşehir tava yedik. Ben daha önce içememiştim ama daha önce yediğim hani saç kavurmalardan bana göre çok bir farkı yoktu. Fırında olduğu için et kurumuştu. O yüzden çok yavan geldi. İçindeki domatesler iriydi ve kabukları soyulmamıştı. Çok bir damak tadı bulamadım. Çok lezzetli bulamadım. Pilavına gelince tavuk suyuyla yaptığını söyledi. Çok yoğun yağ vardı içinde. Tabakta yağ dibine akmıştı. Pilavı lezzetsizdi. Tatlı günün en güzel ikramıydı. En azından kapanışı güzel yaptık. Hani benim beklemediğim bir performanstı. Çünkü kıvamı çok yerindeydi. Ben şekeri biraz daha fazla koyardım. Bana göre şekeri biraz azdı. Tarçını ayrı getirdi. Herkes kendi zevkine göre koysun dedi. Dolayısıyla hani sadece renksiz hani geldi bize, çok sade geldi. Ama en güzel yediğim yemek içinde tatlıydı. Emre Bey tabii çok genç bir arkadaşımız. Onun verdiği belki dinamikle tabii ki çok fazla konuşuyor. Güler Hanım'la biraz atışıyorlar. Şu anda anlıyorum ki ikisinin arasında atışmalar geçecek gibi. Güler Hanım masaya zaten hemen oturduğunda gerçekten bir tepkiyle oturdu. Daha biz bile masaya oturmadan hemen masayı eleştirmeye başladı. Tümer Bey'e gelince Tümer Bey'in şanssızlığı tabii ilk gün olması, kimseyi tanımıyor olması. Zamanı kalmış, 20 dakikası kaldığı halde mutfak sanırım toparlanmamış. Hani ben gitmedim, ben kimsenin mutfağına girmem. Girene de hani saygı duyarım kendi mutfağıma girene. Fatma'nın biraz benim gibi belki o da sessizdi. Belki birbirimizi işte ölçüp tartıyoruz biraz. Yarın belki daha farklı olacak. Tümer Bey'e de belki bugün gibi değil de daha farklı görünecek yarın. Gerçek tırnaklarını gösterecek belki. Dolayısıyla yarın yeni bir gün. Umarım çok beğendiğimiz, bundan daha iyi bir menüyle karşılaşırız. Misafirliği, perverliği son derece güzeldi. Çok beğendim. Yemeklerini yeterli derecede savunamadı. Sofra düzeni bu şekilde ben tercih etmezdim. Çok sadeydi. Hani bizden izin aldı. Gerçi daha vakti vardı. Sofraya gül yaprakları serpiştirdiler. Ama zayıf kaldı. Ben bugün Tümer Bey'in sadece yemeklerinde tatlısını beğendim. Diğerlerini beğenemedim. Misafirperverliğini çok beğendim. Bir erkek olarak böyle bir yarışmaya girmiş olma cesaretini gösterdiği için çok beğendim. Bu yüzden puanım 2.
Çorbasını kendisi de beğenmedi. Zaten mercimek çorbası yapımı kolay, uğraş istemeyen bir çorbadır. Arkadaşımız buna rağmen çorbayı becerememişti. Güzel olmamıştı, lezzetli değildi. Bu yüzden çorbasını beğenmedim. Ara sıcağı krep iç harcını ben beğendim. Krebin iç harcı güzeldi. Ama krebin hamuru ve üzerindeki kaşarla alakalı sofrada da söylediğim gibi güzel olmamıştı. Hamuru kurumuştu, kaşarları da yanmıştı. Soğuk servis yapıldı. Bu yüzden krebi de çok beğenemedim. Salatası bildiğimiz kaşık salataydı. Salata için çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Salatası biraz iri doğranmıştı. Onun dışında salatası lezzetliydi. Ben sosunu, yağını beğendim salatanın. Ana yemeği Nevşehir tava. Daha önce hiç yememiştim. İlk defa yedim. Beğenemedim pek fazla. İçerisinde kuyruk yağı orijinalinde olduğu için kuyruk yağı kullanmış. Kuyruk yağları çok fazla erimemişti. Ondan dolayı bana çok lezzetli gelmedi. Sarımsak aroması da çok fazlaydı. Etin tadını bastırmıştı. Bu yüzden ana yemeğindeki Nevşehir tavasını çok beğenmedim, yiyemedim. Pilavı tuzsuzdu ama tane tane olmuştu. Yağı biraz fazlaydı pilavın. Pilav için de çok fazla yorum yapamayacağım. Pilavını da çok beğenmedim. Tatlısına gelince sütlacını çok beğendim. Güzeldi. Hepsini bitirdim, yedim. Diğer yarışmacı arkadaşlar da bitirdiler. Tatlı güzel, başarılı olmuştu. Tatlı konusunda eline sağlık. Güler Hanım ve Fatma Hanım gereksiz yorumlar yaparak ev sahibi Tümer Bey'in üzerine gittiler. Boş yorumlar yaptılar. Sadece laf kalabalığı yapmaktan başka hiçbir işe yaradıkları yok. İkisinin de yemek kültürü ve damak tadı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunu yarın Güler Hanım'da, çarşamba günü de Fatma Hanım'da göreceğimizi umuyorum. İkisinden de çok büyük beklenti içerisinde değilim. Öğrenci ve genç olduğumdan dolayı yemek yapamayacağımı düşünüyorlar. Ama onlara yanıldıklarını göstereceğim. Kendi günümde elimden geldiği kadar fazlasını yapıp onları utandıracağım. Neslihan Hanım'a gelince kendisi çok sessiz. Sanki yarışmaya değil de misafirliğe oturmaya gelmiş. Yemeğini yedikten sonra vedalaşıp kalkıp gidecekmiş havasında. Kendisi bence biraz önce sirkelenmesi gerekiyor. Final günü yarışmacısı ve buna yakışır bir şekilde davranması gerekiyor. Çok sessiz. Acaba altyapı mı yapıyor? Sonradan mı açılacak? Son gün mü bize büyük darbeyi indirecek? O konuda çok fazla yorum yapamıyorum. Sadece ilerleyen günlerde Neslihan Hanım'ın da tutum ve davranışlarını göreceğiz. Yarın Güler Hanım'ın günü. Güler Hanım'dan çok büyük beklentiler içerisindeyim. Çünkü sofrada kendisi kendisini öve öve bitiremedi. Bakalım yarın nasıl bir sofra çıkartacak? Nasıl bir menü çıkartacak önümüze? Çok merak ediyorum. Tümer Bey'in sofrasında salatasını ve tatlısını beğendim. Bu yüzden puanım 2. Bir mercimek çorbası yani yaptığınız. Gerçekten en basit dediğimiz bir çorbayı bile ne nasıl o hale getirdi? Anlayamadım. Gerçekten hiçbir lezzeti yoktu. Ara sıcak da olmamıştı. Biraz kuruluk vardı ama hamuru da olmamıştı. Topak topak üstünde unları vardı. Salata da olmamıştı. Yani damak zevki diyoruz, doğru. Damak zevkini aramıyoruz ama bunun bir de orijinali var. Orijinaliyle alakası olmayan bir salataydı. Ana yemeğe gelince Nevşehir tava. Hiç yemedim. Nasıl fırınlanmış, nasıl pişmiş hiç anlamadım. Eti pişmiş ama sert. Yağlar bembeyaz duruyor gözümüzün önünde. Yani domatesler bile sert olabiliyor mu? Domates bile sertti yemekte. Yani neresinden tutsanız olmamıştı. Tatlı, normal olması gereken kıvamdaydı. Onu da öğrendik ki Seda'nın süt kat diye uyarmış. Seda Hanım uyarmasa o da olmayacakmış. İnanın sade tatlıdan birkaç kaşık yedim. Aç oturdum, aç kalktım. Tümer Bey'in sofrası bir davet sofrası değildi. Tümer Bey'in sofrasında aç oturdum, aç kalktım, olmadı. Sofra düzeni iyiydi diyelim. Misafirperverliği de çok yükselmedi. Hep güler yüzlü konuşmaya çalıştı. Yemeklerini pek savunamadı çünkü olmadığının kendisi de farkındaydı. Emrecan Bey benimle alakalı yemek kültürüm olmadığını, damak zevkim olmadığını söylüyor. Ama ben ona çarşamba günü, benim günüm, ben ona yemek kültürünü ve damak zevkini kendi soframda göstereceğim. Ve yemek kültürü, damak zevki olup olmadığını da onun sofrasında göreceğim. Güler Hanım, evet yarın günü ya, heyecan yaptığı için yani yorum yapmaya çalışıyor. Yarın gününü atlattıktan sonra daha çok konuşacağına inanıyorum. Bugün Tümer Bey'in sofrasında ben misafirperverliğine, verdiği emeğe ve sütlacına karşılık puanım 2.
Bugün benim günümdü. Çorbayla başladık. Arkadaşlar çorbayı beğenmedi. Ben de zaten masada yorumumu yaptım. Çorba olmamıştı. Yemeklerime güvendim. Güvendim kadar da vardı. Yemeklerim güzeldi. Ben de tattım o lezzetleri. Seda abla da tattı. Kendisi de beğendi. En son tatlıya geldik. Tatlıda da gayet güzel olmuştu. Masaya baktığımda herkesin tatlısı bitmişti. Sadece Fatma Hanım'ın tatlısı bitmemişti. Fatma Hanım da takmış vaniline, nişastaya. Fatma ablacığım, nişastasız, vanilinsiz tatlı olmaz. Daha yemeklerini yemedim. Tatlarına bakmadım. Hepsi bana rakip olabilir. Ben de değerlendireceğim. Ben de evlerine misafir olacağım, gideceğim. Ama bu göreceksiniz, hakkaniyetli bir şekilde puanlarını vereceğim. Ama olmamış olmamış diyeceğim. Ben kimsenin mutfağına girmeyeceğim. İzinsiz. İzin isterim girerim. Baktım bugün Güler Hanım'ın masa içeğime, mutfağıma gelmesi. Ben doğru karşılamadım. Güler Hanım yarın gerçekten sınıfta kalacak. Çünkü baktığım zaman yemek bilgisi yok. Yemek bilgisinde konuşurken Nevşehir tavanın içindeki sarımsağa kadar geldi. Sarımsaksız Nevşehir tava olmaz. Haftanın ilk günü ben böyle bir şey beklemiyordum. Biraz kendine fazla güvenli bir masa. Tümer'in de şanssızlığı ilk gün yarışmacısı olması, her şeyi soğuk getirmesi biraz aleyhine oldu. Pek yarışmacı arkadaşlarının hoşuna gitmedi ya da onların ekmeğine yağ sürdü. Bilemiyorum. Oklavayı kırklar elinde bırakmışsınız. Bu hafta da lazım mı sizce? Kesinlikle lazım. Oklava kırklar elinde hiç gerekli olmadı. Çünkü çok mutlu insanlar. Tartışmaları bile hep espri tadında geçti. Hep güldük. Bu masada zannediyorum yarın oklava çıkar. Bugün hafif hafif kaşım kalktı farkındaysanız. En iddialı yarışmacılarımızdan biri susmak bilmedi. Güler, bakalım yarın neler yapacak göreceğiz. Tümer Bey Güler'den 2, Neslihan'dan 2, Emre Can'dan 2 ve Fatma'dan 2 puan alıyor. Tümer Bey böylelikle tam 8 puan almış oluyor.